Amasya Hamdullah Efendi Cem Evi'nin dedesi olarak buradaki Cem Evi'nde görev yapıyorum. Hizmet yapıyoruz. Hizmet deyince 48 Perşembe ve Muharrem ayındaki ibadetlerimizi saklı tutuyorum. Onlar özel bir şekilde yerine getiriliyor. Buradaki dedelik hizmetinde buraya gelen canlarımıza rehberlik yapıyoruz. Sorunlarını varsa sorunlarını dinliyoruz. Alevice yaşamanın ne anlama geldiğini, Alevice ibadet etmenin ne anlama geldiğini kendileriyle sohbet olarak anlatmaya çalışıyoruz. Biz her Alevinin bir ocak dedesi olması yolundan hareketle kendilerine eğer dedeleri yani vefat etmiş ve o soydan dedesi olmayanlar varsa bir dededen el tutmaları için kendilerine yol gösteriyoruz. Onlar da Hacı Bektaş dergahına giderek kendilerine pir rehberlik yapacak dedelerini alıyorlar ve o dedelerimiz de seneden seneye ya da iki senede bir bu taleplerini yıllık görgü ve sorgularını yerine getiriyorlar. Dedelere maaş konusu şöyle, ben Alevi çalıştayını gördüm, yaşadım, nereye gittiklerini gördüm. Alevi çalıştayından başka bir çalışma daha yapıldı, Alevi açılımı diye. Bunları da gördük. Alevi çalıştayı ve Alevi açılımının amacını ve gerekçelerini iyi biliyorum. Yeri geldiğinde bunu ben toplumla paylaşıyorum. Biz kimsenin inancını eleştirmeyiz. Kimsenin inancına sahip çıkmayız. Kimsenin de bizim inancımızı eleştirmesine, sahiplenmesine doğru bakmayız. Temelde çıkışımız şu, devletin dini olmaz. Nasıl ki Sünni kardeşlerimiz ve diğer mezhepteki kişiler şeyde bir araya geliyor, Dinayet Reisliği'nin çatısı altında bir araya geliyorlar ve devletin bütün imkanlarını kullanarak Alevileri dışlamak kaydıyla nasıl ki onlara sahip çıkıyorlar, biz de kendimizi sahipsiz görmüyoruz, kendi yağımızla kavruluyoruz. Bize gelen Kültür Turizm Bakanlığı'nın Alevi Bektaşi Başkanlığı adı altında bize de geliyorlar. Biz de kendilerine ne istediklerini sorduğumuzda işte cemevimizin suyunu, elektriğini, doğalgazını her neyse giderlerinizi karşılarım diyorlar. Biz de kendi yağımızla kavruluyoruz. Sizin isteklerinize karşı saygı duyuyoruz, teşekkür ediyoruz diyoruz ve kendilerini yol ediyoruz. Dedelere maaş veren bir kurum o dedeyi yönetir. Onun dediklerinin dışına çıkma şansın olmaz. Biz böyle yorumluyoruz. Başka yorumlayanlar da olabilir. Bana maaş veren bir kurum, devlet kurumu kesinlikle beni yönetir. İnançta yönetmek yoktur. Bilgilendirme vardır. Bana maaş verir, benim dediğim gibi konuşacaksın, benim dediğim gibi hitap edeceksin. Alevi kültürüne, Alevi inancına uymayan cümleler karşımıza çıktığında biz yerin dibine batarız. Ne uğruna? Maaş almak uğruna. Biz maaş istemiyoruz, gönüllü olarak çalışıyoruz. Zaten geçinmek adına dedelik değil, bu yolu yürütmek adına yola çıktık. Ben kesinlikle bir Alevi dedesinin Kültür Bakanlığı'ndan maaş alarak dedelik yapmasına karşıyım. Biz temelde Türkçe ibadet yapıyoruz. Anladığımız dilde ibadet yapıyoruz. Ezberleyerek ne anlama geldiğini bilmediğimiz Arapçayla yol almak istemiyoruz. Tüm ibadetlerimiz, deyişlerimiz, duazlarımız, muhabbetlerimiz hep Türkçe. Anlaşılır bir dille bir ibadet yapıyoruz ve canlarımız da bizi dinleyince ne söylediklerimizi anlıyorlar.
onların bizim hitaplarımızı anlaması bize de haz veriyor, duygu veriyor.